Yaklaşık 727 kişiyiz ve umarım 1000 kişiye ulaşmayacağız. Hale Hanım. Tamamdır. Antrenör arkadaşlar merhaba. İkinci denemede herhalde size ulaşabileceğiz. Ferhat Hoca'yı da alabildik değil mi? Evet, ben buradayım. Tamam, süper. Hoş geldiniz hocam. Benim sesim geliyor mu hocam? Evet, sizin de geliyor hocam. Süperiz. Ufak ufak başlayacağız. 743 katılımcımız var. Yalnız Yasin'den rica etsem Ferhat Hoca'yı ve beni pine alabilir mi? Böylece kımıldamamış oluruz. Turgut Hoca da aynı şekilde. Süperiz. Tamam. Sevgili antrenör arkadaşlar, merhaba. Yılın gene bu dönemi geldi. Ama bu sefer şahane bir iş var. Yaklaşık 747 kişiyiz. Bu bizim üst düzey antrenör semineri için bir rekor. Hani bu zamana kadar en fazla 280 kişiye ulaşmıştık. Hani ben burada hep sabit eleman olduğuma göre bu kadar artışın sebebi Ferhat Hocam sizsiniz. Yani hani sizin galiba varlığınız yaklaşık 3 katı kadar fazlalaştırdı bu seminere katılımı. Çok hoş. Şimdi açılışı yapmak üzere Voleybol Federasyonu'nun beraberinde hani bu seminerleri aslında düzenleyen Volaf'ın başkanı Sayın Turgut Okan'a sözü bırakmak istiyorum. Turgut Hocam buyurun. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Selda Hocam için sunum için de teşekkür ediyorum. 2022-2023 sezonu öncelikle herkese sağlık, mutluluk getirsin, herkese başarılar getirsin. Volaf ve Türkiye Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu ile beraber yapmış olduğumuz seminerlerin ilkini şu anda başlamış durumdayız. Dolayısıyla ben Eğitim Kurulu Başkanımız önce Selda Hocamıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm yönetim kurulu adına. Seminerde de bizi bilgileriyle aydınlatacak olan Ferhat Hocamıza da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese iyi seminerler, iyi bir sezon geçirmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam, çok mersi. Şimdi seminerle ilgili çok kısa bir iki not size söylemek istiyorum sevgili antrenör arkadaşlar. Birincisi buraya hani isminizi, soyadınızı ve antrenörlük yaptığınız ili yazmanıza gerek yok. Buradaki bütün bu seminer kayıt altına alınıyor ve kimin girip kimin zaten bulunduğu buradan anlaşılıyor. Yani hani buraya yazıp ne kendi vaktinizi ne de hani olası soruları benim kaçırmamı lütfen sağlamayın, engellemeyin. Şimdi giremeyen hocalarımız varsa onların linkle ilgili bir problemleri varsa Hale Hanım Wolof üzerinden gönderebiliriz. Evet, şimdi ben kısaca bir Ferhat Hoca'yı tanıtmak istiyorum. Aslında herkes biliyor ama yani ben kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Ve ben tanıtımı yaparken, bunları hazırlarken ben de çok gerçekten bu CV'den etkilendim. Ferhat Hocam 1986 doğumlu. Bu yaş benim için çok önemli. Çünkü bu kadar genç olduğunu hiç fark etmemiştim. İstanbul'da orta ve lise eğitimini tamamlıyor. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oluyor. Arçelik'te voleybolcu olarak başlıyor voleybol camiasına girişi. Sonrasında istatistik antrenörü olarak Galatasaray'da antrenörlüğe adım atıyor. Daha sonra gene istatistik antrenörü olarak Türk Telekom'da çalışmaya başlıyor. Türk Telekom'da efsane bir antrenörle çalışıyor, Langping'le. Herhalde ben bilmiyorum ama bundan sonra bir değişim başlıyor. Çünkü buradan sahaya iniyor.
LinkedIn'den sonra dünyanın en büyük antrenörleriyle çalışıyor. Hani bu aslında insan iyinin yanında iyi oluyor ama hani bu kadarı da sanırım birazcık da seçim. Hani bunların arasında Veşko Basiç var ya da Guidetti ile çalışıyor. Ya da işte kim vardı? Barbolini. Barbolini ile de çalışıyor milli takımda. Ve Türk kadın milli takımının teknik direktörlüğüne 28 yaşında ulaşıyor. Hani bu 28 yaşınızı siz bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama gerçekten bu rakam çok etkileyici. Şimdi hani diğer milli takım antrenörlerine genç dediklerimize bakacak olursak ben hemen bir araştırma yaptım. Sırbistan'ın İtalyan antrenörü yani 41 yaşında, İtalyan antrenörü 45 yaşında. Bizim antrenörümüz zaten bunlardan daha büyük, Guidetti. Hani 28 yaşında böylesine bir yere ulaşabilmek bence çok etkileyici. Bunun dışında Galatasaray'dan, Türk Telekom'dan sonra Vakıfbank'a geçiyor. Hani bir sürü bir takım var ve bir sürü bir takımda gelen çok büyük şampiyonluklar var. Hani bunları buraya yazmak, bu işin yapılmasının ne kadar zor olduğunu hani kolaylaştırsın istemiyorum. Ve bunlar dünyanın her yerindeki takımlar. Çin'de Çin Ligi şampiyonluğu var burada yardımcı antrenör olarak. Bükreş'te hem Romanya Kupası'nı aldı hem lig şampiyonluğunu. Polonya'daki takımında ise Polonya Kupası ve lig şampiyonluğunu kazanıyor. Ve en son 2021 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde. Milli takımımızla da çalışıyor. Milli takımımızla da başarıları var. 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalyası var. Ya da Masterlar'da altın madalyası var. U23 Dünya Kupası'nda gene gümüş madalyası var. Asya Şampiyonluğu'nda 2017'de altın madalyası var. Yani hani 1986 doğumlu olup tüm bu şampiyonadaki ya da kulüplerdeki başarıları gerçekten etkileyici. Ben kendisine de söyledim. Yani hani biz bunu bütün bu seminerleri en fazla 300 kişiyle yaptık. Ama burada yaklaşık 700 kişi var. Bu herhalde bu CV'nin sonucu. Ferhat Hocam, başlayalım mı? Hazır mıyız sunumumuza? Tabii ki sesim geliyor mu öncelikle? Net, çok net geliyor. Evet. Bir de hani size şöyle bir soru sormak istiyorum. Antrenör arkadaşlarımız size sunumunuz süresince buraya yazarak soru sorsunlar. Ben sizi bölüp bu soruları size sorayım mı? Yoksa hepsini sona saklayalım. Sonda mı cevaplamak istersiniz? Nasıl yapalım? Ben söyleşi şeklinde ilerlerse çok memnun olurum. Siz yönlendirirsiniz tamam. İstediğiniz zaman. Tamam hocam. Tamam. O zaman... Başlayalım. Buyurun. Ekran sizin. Teşekkürler. Böyle bir sohbet ortamı yarattığınız için hepimize, bütün antrenörlere, her kategoride başarılar diliyorum. Umarım güzel bir sezon olur. Bana bunu söylediğinizde, teklif ettiğinizde voleybolda teknoloji kullanımı ile alakalı konuşmam istendiğinde aslında aşağı yukarı neyi konuşmam gerektiğini biliyordum ama biraz bunun üzerine kafada patlattım açıkçası. En son söyleyeceğimi en başta söylemek isterim. Herkesin de dikkati yukarıdadır. Ondan sonra zaten seminere geçeriz. Bence biz gerçekten Türk voleybolu olarak, ben dünyada sizin de bahsettiğiniz gibi birçok ülkede çalışmış bir insan olarak bunu söylüyorum. Çok çok iyi bir noktadayız. Biz çok iyi voleybol oynuyoruz. Kadınlar, erkekler, altyapılar, üst yapılarda çok iyi voleybol oynuyoruz. Yalnız bir şeyin farkında olmamız lazım. Teknolojiyi iyi kullanıyoruz. En yenilikçi antrenörler, oyuncular da bizde. Fakat şunu unutmayalım. Teknolojiyi bize sunan ülkeler, başka ülkeler. Biz şu anda Japon toplarıyla oynuyoruz. Zeminlerimiz Fransız zemin. Gerflor Fransız markası. Direklerimize kadar Japonlar bize bunları FIVB vesaire anlaşmalarıyla resmi maçlarda sunuyorlar. Challenge sistemi, bizim yerel challenge sistemimiz var ama FIVB'de veya SEV uluslararası maçlarda voleybol olmayan İngiliz ülkeleri Hawkeye yapıp geliyorlar. Yani burada neyi söylemek istiyorum? Biz voleybol oynuyoruz ama voleybolun üretim kısmında, teknolojik üretim kısmında çok başarılı değiliz. Kullanım kısmında çok başarılıyız.
İstatistik programları İtalyan, Polonyalı veya hakemlerimiz düdük çalıyor. Çok iyi uluslararası hakemlerimiz var. Düdüklerimiz bile yabancı. Bence biz bunun üretim kısmına geçmeliyiz. Sadece kullanmayı konuşmamalıyız. Bu girişten sonra seminerle alakalı biraz konuşmak istiyorum. Sanırım ekran paylaşmam gerekiyor. Bir saniye. Gözüküyor mu şu anda, ekran paylaşıldı mı? Evet hocam, gözüküyor. Şimdi seminerde dediğim gibi yavaş yavaş ilerleyeceğim. Sizler de sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Şimdi biraz önce söylediğim gibi elit voleybolda kullanılan teknolojiler genel olarak ülkemizde fazlasıyla iyi kullanılan teknolojiler. Hatta bu resmen bir moda gibi de ilerliyor. Bir antrenör doğal olarak başka bir antrenörden gördüklerini de bunun fazlasıyla kullanmaya çalışıyor ve bence bunu da iyi yapıyoruz. Yalnız ben hep şunu düşünüyorum, iyi bir antrenör olmak için aslında kendi stilimizi yaratmamız lazım. Kendi özelliklerimizi ön plana çıkarmamız lazım. Biz bütün teknolojileri kullanırken yeterli staffımız, insanımız var mı? Herkes kullanıyor, herkes bazı istatistikleri, işte teknolojileri vesaireleri kullanıyor ama benim adıma antrenör olarak takıma katkı sağlayabiliyor mu? Bununla alakalı kendimize sorular sormalıyız. Hedefe yönelik teknolojiler kullanabilmeliyiz. Tabii burada hedefe yönelik teknoloji kullanımı için bir de takımımızı iyi tanımamız lazım. Takımın özellikleri de teknolojiyle aslında çok bağlantılı, hangi teknolojileri kullanmamızla alakalı. Bunu da daha çok maç ve antrenman yönlendirmesi olarak bölebiliriz. Tabii ki herkesin böldüğü gibi, bütün antrenörlerin böldüğü gibi. Şimdi teknolojinin ne olduğuna gelirsek, aslında bizi hedefe götüren araç, gereç, yöntem gibi basit bir tanım buldum ben internetten. Örneğin bir şeyi yazarken defter kalem kullanmak bir teknoloji. Bu yılların, yüzyılların getirdiği bir teknoloji. Unutmamayı sağlayan bir teknoloji, basit bir teknoloji. Ama aynı şekilde şu anda iPad kalemi kullanmak, iPad kullanmak da bir teknoloji. Burada tabii ki seçim bize kalıyor. Ben iPad'de yazarak rahat ediyorum derseniz, iPad teknolojisi kullanırsanız, yok ben biraz daha eski düzen defterde yazmak istiyorum derseniz, size uyanın kullanırsınız. Bu iyi, bu kötü demek yerine kendimize uygun olanı seçmemiz gerekiyor. Bu teknoloji kullanımında en önemli konu bence bir rutin oluşturmak. Bu üniversitelerde, özellikle spor akademi bölümlerinde hep şu şekilde anlatılır. İşte doğru periyotlama yapılmalı. İşte makro siklüsler, mikro siklüsler, bunlar siz çok daha iyi biliyorsunuz. Ben o konulara girmeyeyim. Tabii bunları biz de okurken kurslarda vesaire hep ben kendime şunu sordum. Bunu gerçekten nasıl kendime uyarlayabilirim? Ben kendime, bu zaten anlatacağım konu da daha çok kendi stilimi anlatmak olacak. Ben bu makro siklüsleri, mikro siklüsleri kendime uyarlayarak üçe böldüm zamanı. Geçmiş, an ve gelecek. Maç anı en önemli an, hedefimizin olduğu an. Ve geçmiş ve gelecek kesinlikle ana ışık tutan nokta. Bunu nasıl ilerlettim ve bunu nasıl teknolojiyle bağlayacağım? Şimdi tabii ki öncelikle şunu anlamamız lazım. Biz karar merciyiz, antrenörleriz. Günde belki 2000 tane karar alıyoruz, belki daha fazla. Burada ilk yapmamız gereken şey voleybolun ihtiyaçları ne? Teknik taktik olarak bilgili olmamız lazım. Yeterince bilgi kazanmak istiyorsak, yeterince bilgiyi cebimize koymak istiyorsak teknoloji kullanmamız lazım, gereç kullanmamız lazım. İşte bu istatistik programı olur. Herhangi bir şekilde ölçüm veren bilgiler olur. Yani sözün özü data toplayan bazı teknolojiler kullanmamız gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Tabii ki voleybolun ihtiyaçlarını bileceğiz ama takımımızın, bahsettiğim gibi, sporcu profilini bilmemiz lazım. Bir küçük takım antrenörüyle bir A takım antrenörünün aynı profilde teknoloji kullanması gerekli midir? Bence çok gerekli değildir. Çünkü hedefleri aynı değildir. Burada hedefleri doğru belirlemek, ona göre antrenman planlaması yapmak, ona göre takip sistemleri kullanmak gerekiyor.
dediğim gibi geçmiş, gelecek ve anla alakalı. Ben periyodizasyonu, periyotlamayı daha çok bu şekilde görme taraftarıyım. Şimdi bahsettiğim gibi karar vermemiz gerekiyor. Karar verirken yapmamız gereken şey kaliteyi aramak bana göre. Kaliteli karar vermek istiyorsak kaliteli bilgimizin olması lazım. Şu an Süper Lig'de zaten istatistik antrenörünün istatistik sunması, veri toplaması zorunlu bir konu teknolojik olarak. Bunun bir organizasyon bölümü var. Bizim bu veriyi ne şekilde toparlayıp ne şekilde özetleyeceğimizle alakalı bölüm başlıyor. Ben bu total veriden bazı kısımlara odaklanıyor isem eminim ligdeki başka bir antrenör bambaşka şeylere odaklanıyor. Yani bizim aslında bu total çok fazla bilgiyi belli bir şekilde özetlememiz gerekiyor. Özetlemek bence buradaki en önemli faktör. Özetledikten sonra bireysel olarak analiz etmemiz lazım. Şimdi eğer birincilikte düşmeye oynayan bir takımdaysanız belki analiz etmek için sadece siz varsınızdır. Çok fazla yardımcınız yoktur. Burada antrenör yoksa çok deneyimli oyuncular var. Oyuncularınızı kullanabilirsiniz. Ama ben şanslı bir antrenörüm. Eczacıbaşı'nda çalışıyorum. Ve çok büyük bir ekibim var. Ben analizi bölmeyi ve bunu daha çok sorumluluk olarak arkadaşlarıma paylaştırmayı seviyorum. Çünkü yardımcılarımıza herhangi bir sorumluluk verdiğimizde emin olun ki onlar bu sorumluluğu bizim meşgul kafamızdan daha iyi ayırt edip daha güzel şekilde sunuyorlar. Buradaki en önemli konu kullanılmayacak veriyi toplamanın hiçbir alemi yok. Bahsettiğim şey buydu. Eğer Türkiye Ligi'nde 10 tane takım varsa 10 takımın neredeyse 9'u aynı verileri aynı şekilde topluyor. Ama eminim ki her antrenör bunu farklı şekilde kullanıyor. Bununla alakalı örnekler de vereceğim. Genel olarak benim bahsetmek istediğim teorik şeyler bunlardı. En azından bir giriş yapmış oldum. Şimdi kendi stilimi, daha çok neler yaptığımı günlük olarak yine geçmiş, an ve gelecek olarak böldüğüm birkaç konu anlatacağım. Öncelikle eskiden dediğim bundan 5-6 sene öncesine kadar genelde antrenmanları geçmişten dediğim gibi bahsedeceğim. Antrenmanları kurgularken, antrenmanları yazarken süreye bağlı antrenmanlar yazmayı doğru buluyordum. Antrenmanları belli periyotlara bölüyordum. İşte başta top kontrolü, defans vesaire ne gerekiyorsa. Ondan sonra bir 6'ya 6 düzen. Yalnız belli bir teknolojik gelişim oldu. Özellikle farklı markalardan da bahsedeceğim. Hareket analizi yapabilen teknolojileri kesinlikle kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben açıkçası Vert kullanıyorum. Tabii bunların hepsi belli maliyetlerde kullanılan şeyler. Benim takımımda yanlış bilmiyorsam 18'e yakın Vert var. 15-16 sporcu var. Bazen altyapı sporcularını kullanıyoruz. Ama bunu bir tane Vert'le de yapabilirsiniz. Bir gün bir oyuncunuza takarsınız. Ertesi gün başka bir oyuncunuza takarsınız. Ve aşağı yukarı oyuncunun ne yaptığını hareket olarak görmüş olursunuz. Vert sisteminden bahsedersek en önemli konusu oyuncunun voleyboldaki en önemli yıpratıcı etkenlerden biri olan sıçramasını iyi bir şekilde analiz ettiğini görürsünüz. Kaç adet sıçrıyor bir oyuncu? Veya bir oyuncu en son sıçramasında, son anda ne kadar sıçradı? O antrenmandaki ortalama sıçraması nedir? Veya o antrenmandaki en yüksek noktaya çıktığı sıçrama hangisidir? Bunları gösteriyor. Ben eskiden dediğim gibi saatle yaptığım antrenmanları artık Vert'le yapıyorum. Örneğin bir orta oyuncu 130'un 150'nin üzerine çıkmış sıçramalara gelmişse zaten sistem de uyarı veriyor ama benim sistemim de uyarı veriyor. Diyorum ki Ferhat artık antrenmanı yavaş yavaş temposunu düşürme zamanı veya o anda ihtiyacın çok çalışmaksa daha fazla arttırma zamanı. Tabii burada en önemli konu
bu sistemi çalışmanız lazım. Doğru kullanmak istiyorsanız buna çalışmanız lazım. Örneğin bir orta oyuncunun bir pasöre göre ne kadar daha az veya fazla sıçradığını, bir köşe oyuncusunun orta oyuncuya göre ne kadar sıçradığını aşağı yukarı kestirebilecek bilgiye ve dataya ihtiyacınız var. Tabii burada önemli diğer konu da oyuncuya yaptığınız ölçümü sizin kadar detaylı bilmese de en azından fikir verecek kadar bilgi vermek. Oyuncuya bilgi verdiğinizde size çok daha iyi geri dönüşler sağlıyor. Kendini kontrol etmeye ve size sorular sormaya başlıyor. Bu çok 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 önemli bir konu. Ve ne zaman taktığınızın anı da çok önemli. Bir standardınız olmalı. Mesela vert sisteminiz var. Bir gün antrenmanda kızlar file üzerinde sıçrama ısınması yaparken taktıysanız 15-20 sıçramayı zaten yazdı vert. Üzerine bir de normal antrenmana gelince bu adetler şaşmaya başlıyor. Bu standartları çok düzgün bir şekilde rutinle doldurmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bizde hep şöyle bir şey var. Altyapı antrenörlerine, bu benim bir eleştirimdir. Altyapı antrenörleri gözlerine çok güveniyorlar. Diyorlar ki işte bugün oyuncu iyi sıçramıyor. İşte bugün çok iyi sıçrıyor. Bugün çok iyi durumda. Bunlar %100 doğru şeyler. Tecrübeyle sabit. Hiçbir analiz gözün verdiği analizi tutmuyor ama bir oyuncuya az sıçradığını kanıtlamak kadar güzel bir şey olamaz. Çünkü siz oyuncunuzun az sıçradığını o antrenmanda gözlüyor olabilirsiniz ama ona inandırmanız da gerekiyor. Bunun için bu teknolojileri kullanmak da faydalı. Özellikle geri bildirim için. Tabii ben Vert kullanıyorum. Başka bunun gibi birçok bunun versiyonu var. Örneğin Kinexon var. Kinexon bana göre daha çok basketbol, futbol gibi koşu sporlarında hızlanma, yavaşlanmanın daha çok ölçülebildiği, aynı sıçrama datalarını hepsini fazlasıyla veren ama daha çok daha farklı bilgilerle aslında benim kendi stilime göre beni yoran bir düzeni var. Ben bu ikisi arasında örneğin Vert'i seçmiştim ve çok da mutluyum çünkü kendimin kullanmayacağı gereksiz veriyi biriktirmemiş oluyorum. Neden gereksiz veri diyorum? Çünkü futbolda topsuz bir koşu yaptığınızda %100'ünüzü galiba vermeniz gerekiyor. Futbol uzmanı değilim veya basketbol uzmanı değilim. Ama voleybolda hızlanma ve yavaşlanmalar, ivmeler sürekli topun hızına bağlı. Yani bir oyuncu hızlı koşmasını gerektirecek bir şey yoksa bence hızlı koşmamalı zaten. Bunu da ölçmenin çok da faydası, getirisi var mı bilmiyorum. Başka antrenörlerin fikirleri başka olabilir ama ben öyle düşündüğüm için kullanmamayı tercih ediyorum. Kesinlikle de güzel bir program yalnız ayrıca. Onu da söylemek isterim. Yine geçmişten devam edeceğim. Bunu ligde çok kişi kullanıyor. Hız ölçen tabancalar. Hız ölçen tabancalar yine aynı mantıkta oyuncunun özellikle servis bölgesindeki topa vuruş hızını ölçen çok faydalı aletler. Yalnız bunların çok farklı markaları var. Ve farklı markaların farklı ölçme standartları olduğunu gözlemledim. Bunu tabii ki bunu üreten bir firmayla alakalı bir görüşmem olmadı ama bunu gözlemlediğimi söyleyebilirim. Yanılıyor olabilirim. O yüzden tavsiye olarak eğer hız tabancası kullanıyorsak aynı marka hız tabancasını uzun süre kullanmak gerekiyor. Mesela maçlarda bir hız tabancasıyla maçı kotarabilirsiniz ama antrenmanlarda örneğin biz antrenmanlarımızda birden fazla hız tabancası kullanıyoruz. Burada hız tabancalarının da aynı marka olması çok ciddi bir fayda sağlıyor diye düşünüyorum. Tabii ki bunu dinleyen bazı antrenörlerimiz birçoğu
şunu söyleyebilirler, işte ya dolar kaç para oldu, euro ne kadar, biz bunları nasıl alalım? Haklısınız, %100 hak veriyorum. Ama şunu da söylemekte fayda var, vertimiz yok diyelim. Kalemimiz, kağıdımız var. 14 sporcuyu aynı anda yazamayabiliriz ama en azından sporcunun sıçrama adedini yardımcımız işaretleyebilir. Yardımcımız yok mu, çok mu meşgul? Masörümüz işaretleyebilir. Masörlerimiz genelde kenarda oturuyorlar, işte sohbet ediyorlar vesaire. Daha böyle takımla iç içe olurlar. Sakat oyuncumuz var. Vert yapmak yerine istatistik tutabilir. Mesela benim takımımda maç esnasında o kadar analiz yapıyoruz. Onlardan da bahsedeceğim. Ama benim hala pasörlerim istatistik tutuyor. Kağıtla kalemle. Çünkü yazmanın önemli bir öğrenme olduğunu düşünüyorum. Ve onlara da bu yöntemi uygulatıyorum. Özellikle genç pasörlerimize diyeyim. Neyse, konuyu dağıtmadan hızla... Hocam bence süper gidiyoruz. İki tane soru var. Aslında bir tanesi soru değil de hani bizim topumuz bile yok, nasıl yapalım bunları diye bir soru yazılmış ama siz cevabını verdiniz. Hani her şey hayal etmekle başlıyor. Eğer bu aletimiz yoksa hani kalemimiz ve mezurumuz da mı yok diyerek bu soruya bir cevap geldi. Diğer sorumuz da Sayın Barbaros Çelenk'ten gelmiş. Ferhat Hocam merhabalar. Hareket analizi özel bir alan. Spor bilimlerinde çok farklı bir alan bildiğim kadar. Biraz mühendislik alanına da giriyor. Hareket analizi yapabilmek için ciddi bir eğitim almak gerekiyor. Bu konuda neler önerirsiniz? Yani hani Barbaros abi burada bir hareket analizinden bahsetmedi aslında Ferhat Hoca ama sadece işte dikey sıçrama sayısı ve dikey sıçramaların hani yüksekliğine göre antrenman yükünün hesaplanmasını ortaya koydu. Ama hani Ferhat Hocam sizin Barbaros Hoca'ya önermek istediğiniz hani eğitimle ilgili bir şey var mıdır özel? Yok, haklı. Hareket analizi çok detaylı bir konu. Ama hareket analizini yapabilmek için birkaç teknolojiyi de birleştirmek gerekiyor. Örneğin biz servis hareketi analizi yapmamız gerekiyorsa hız analizini yapmamız lazım. Görsel analiz yapmamız lazım. Çok yüksek çözünürlüklü ve bir saniyede birçok kareyi yakalayabilen kameralarla çekimler yapmamız lazım. Bu devamında da bundan bahsedeceğim. Aslında Japonya'da böyle bir çalışmamız oldu. Örneğin hız tabancalarıyla alakalı belli bir standart belirlememiz lazım. Belirli bir hedef belirlememiz lazım. Her takımın başkadır. İşte burada Fenerbahçe hız tabancası kullanıyorsa Fenerbahçe başka bir rakama odaklanır. Benim takımım başka bir rakama odaklanır. Eğer örneğin hedefiniz 65 hız bandına ulaşmaksa, bu sizin efektif servisinizin olduğunu düşünüyorsanız, sadece hareket analizi de yetmiyor Barbaros Hocam. Aynı zamanda özellikle o dönemde 2022, 2021, 2020 her neyse kısa dönemdeki birçok istatistikte oyuncuların hangi servisle ne kadar yüzdeyi yükseltebildiğini de kıyaslayıp karşılaştırmamız gerekiyor. Bunu Japonya'da yapmıştık aslında. Hatta bununla ilgili ayrı bir ben bir saat konuşurum. Çok farklı şeyler yakaladık. Örneğin biz voleybolda servis atarken smaç servisi ayırıyorum. Float servisten bahsediyorum, jump float'ta. Hep ben de dahil olmak üzere dokunduğumuz noktanın yüksek bir noktada olmasının ciddi bir avantaj getirdiğini düşünürdük. Hala da öyle düşünen birçok antrenör vardır. Ben onu değiştirdim kendi kafamda. Çünkü bahsettiğim gibi Japonya'da yaptığımız bir seneye yakın sürdü. Total analizde aslında topu o kadar yüksek yakalamanın ciddi bir avantaj getirmediğini analiz çıkarmıştı. Tabii bu göreceli bir konu. Herkesin yorumu farklıdır. Sadece ben kendi rutinimi anlatmaya çalışıyorum. Özel olarak hareket analizi uzmanı değilim, onu söyleyeyim. Zaten olmanız da beklenmiyor hocam. Buradaki önemli olan eğitime açık olmak ve hani yapılan bir şeyi sizin yaptığınız gibi antrenmanın içine uyarlayıp koyabilmek. Burada Dehre Can Hoca'nın bir sorusu var. Diyor ki belli hedefe ulaşılması gereken antrenmanlarda hedefe ulaşılmayan ancak sıçrama adedi belirlenen sınırın üstüne çıkıldığı durumlarda nasıl bir çözüm üretebiliriz? Ben genelde şöyle yapıyorum, hangi dönemde olduğumuz benim için çok önemli. Önümüzdeki ne maç var? Derbi maçım mı var, hedef maçım mı var yoksa yani ayarlayabileceğim bir maçım var? Ona göre yüklenmeye devam ettiğim çok an oldu. Ama
tamamen sonuca odaklandığım anlarda analize güvenip tamam burada dur dediğim de çok oldu. Ana göre çok değiştirdiğim oluyor. Yalnız özellikle kendi açımdan söyleyeyim, milli takımlarla kulüp takımlarını ayırmak isterim. Kulüp takımları daha uzun bir dönemde oynuyorlar. Milli takımlarda yaptığım şey daha çok oyuncuları korumak oluyor. Çünkü çok kısa bir dönemde ve çok fazla transfer gibi işte ne bileyim oyuncu yakalama, yeni oyuncu keşfetme gibi şansımız olmadığı için kulüplerde daha fazla riskli antrenmanlar, daha uzun antrenmanlar, daha yıpratıcı antrenmanlar özellikle sezon başında ben şahsen tercih ediyorum ama milli takımda biraz daha korumacı olduğumu söyleyebilirim kendi adıma. Hocam bir de çok güzel bir şey değindiniz başta. Hani ben bölmemek adına da hiç girmedim araya ama dediğiniz ki bir sürü antrenörümüz var. Özellikle istatistik antrenörlerine bu veri toplamada çok büyük bir iş düşüyor dediniz. Sizin anladığım kadarıyla yaptığınız en önemli ayrıntılardan biri bu teknoloji kullanımıyla ilgili iş tanımlarını belirlemek antrenörlerin. Hani teknoloji kullanımında, rakamlarda, datalarda bir de işin içine atletik performans antrenörleri de giriyor. Yani hani bu atletik performans antrenörleri, istatistik antrenörleri hani bütün bir teknik direktörle uyum içerisinde çalışılması lazım ve sizin daha önce de söylediğiniz gibi çok veri var. Yani ölçemediğiniz hiçbir şeyi de yönetemiyorsunuz. Hani burada bir iş tanımında saha içinde atletik performans koçlarından yardım alıyorsunuz ama hani başka bir yerde istatistik antrenörlerini de sahaya mı alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bu iş tanımı? Yani size yönelik siz takımlarınızda neyi yapmayı daha işler buluyorsunuz? Bu da yine staff'ın durumuna bağlı olarak değişiyor. Her staff'ın farklı özelliği var. Örneğin bazı benim Hemipolis'te Polonya'da bir tane fizyoterapistim vardı. En iyi top vuran oyuncular antrenörlerden bir tanesiydi. Örneğin onu ben alan antrenörü olarak da çok kullandım. Özellikle istatistik antrenörlüğü yapan antrenörlerimize tavsiyem alanda çok iyi olmaları. Çok ciddi bir kademe yapabilirler bence. O yüzden ben şeyi çok görüyorum. İstatistik antrenörleri sadece istatistik yaparım. İşte kondisyoner sadece kondisyonerlik yaparım. Özellikle kondisyonerin işine, profesyonelliğine odaklanmasını anlıyorum. Çok detaylı bir konu. Ama voleybola dokunmadıktan sonra biraz o özelleşme yapay kalıyor diyebilirim. Yani herkesin kişisel özelliğine göre her takımda, staffımda durum değişiyor aslında. Evet, herkesin her işi yapamayacağı ama hani özelliklerine göre de iş tanımlarının uygulanması bence de önemli. Evet, Adnan hocamın söylediği gibi bütün antrenör arkadaşları yeni sezonda başarılar dilemiştik Adnan abi. Evet, bir kez daha dileyelim hatırlattığınız için teşekkür ediyoruz. Bir de bir Aykut hocadan bir soru var. Hocam kolay gelsin. Bence Türkiye'de oyuncunun antrenman kafasında yeterli bulması sonucunda antrenman kalitesinin düşmesi. Yani hani yapılan teknolojinin kullanımı sizin söylediğiniz gibi sporcuların motivasyonunu da arttırıyor. Yani hani sıçrama kapasitelerindeki artışın farkına varabilmek, yaptığı antrenmanların sonucunun aldığını farkına varabilmek. Hani Aykut Hoca'nın sorduğu şey herhalde şu. Hani bu yaptırdığınız ölçümler sporcudan sporcuya değişmekle birlikte sporcuların acaba antrenmandaki kafa yapısını da değiştiriyor mu? Kesinlikle değiştiriyor. Benim bu sene Eczacıbaşı'nda olan bir sporcum, geçen sene de vardı. Çok aktif bir yaz geçirdi. Çok uzun süre çalıştı ve bunu yapması gerekiyordu. Örneğin bana geçen haftaki Hırvatistan kampımızda geçen seneki verileriyle bu seneki verilerini kendi isteğiyle kıyaslamak istedi. Mesela hiç beklemediğim bir tepkiydi. Oyuncular aslında çok böyle bizim gözümüzde vurdum duymaz, suçladığımız, bazen beğenmediğimiz kişiler oluyorlar. Ama aslında bu küçük detayları çok önemsediklerini düşünüyorum. Onların bu tarz bilgilere muhtaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle yeni jenerasyon oyuncuların fark gözetmeksizin bu şeylere çok önem verdiğini ben kendi adıma gözlemledim diyebilirim. Yani ölçülmeye aslında küçük takımlarda başlıyorlar ve yukarı geldiklerinde hani bunu talep eden bir kafaya ulaşıyorlar. Evet. Hocam
İsmini okuyamadım ama evet. Antrenmanlarınızda drilleri her antrenman değiştiriyor musunuz? Ya da hiç vazgeçmediğiniz drilleriniz oluyor mu? Sürekli değişmeli mi sizce? Şimdi bu konu birazcık teknoloji kullanımından uzak. Sonunda vaktimiz kalırsa izin verirseniz Ferhat Hocam bunu sonra cevaplayalım, olur mu? Tamam. Evet. Şimdi buyurun, devam edelim. Aha, evet. Burada bir şey yok ama herhangi bir foto koymamışız ama hareket analizi yapabilen teknolojilerden bir tanesi gözlemi daha iyi yapabilen video streaming teknolojisi. Bu antrenmanda veya maç anında kullanılan bir şey. Yani görüntünün belli bir saniye içinde sonradan geliyor olması. Hemen hemen bütün istatistik programlarında bu var. İstatistik programınız yoksa herhangi bir kameranızda bunu sağlayabiliyorsunuz. Antrenmanlarda işte çok üst düzey takımlarda LED kullanımı var. Çok pahalı bir teknoloji. Hemen hemen birçok takımın ulaşamayacağı bir teknoloji. Ama bir tane küçük televizyon dahi salona konulduğunda çok fark yaratıyor. Hepimizin evinde televizyon var. Hepimizin odalarında televizyon var. Belki kullanmadığımız televizyonu sahaya götürmek bile çözüm olabilir. Oyuncuların kendisini 7-8 saniye sonra izliyor olması çok önemli bir detay. Çünkü onları bazen inandıramıyoruz. Bütün antrenörler kendilerini şu şekilde yakalıyorlardır. Aynı oyuncuya aynı şeyleri defalarca, milyonlarca kez söylemesine rağmen oyuncudaki şaşkınlık ifadesi. Bunu yaşamayanımız yoktur herhalde. Bir yöntemde bunu aşmak için belki görüntüyü tekrar izletmek olabilir. En azından o anda. Çok özür dileyerek şunu söyleyeceğim. Hani geçen gün milli takım antrenmanını seyrediyordum. Şunun farkına vardım. Oyuncular herhangi bir drill sonrasında direkt kafalarını kaldırıyorlar. O 7-8 saniye gecikmeli ekrana bakıyorlar. Artık bu da bir eğitim olmuş. Ve burada yapılanlar hani bu maçtaki tekrarları kafalarında gerçekleştirdikleri sanırım onu da beraberinde getiriyor. GDS istekleri daha sağlıklı hale geliyor. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani bu da bir tür antrenman oluyor bu video kullanımı onların zihinleri için. Hatta bazı oyuncular mesela ben bazen 7 saniye koyuyorum, 6 saniye koyuyorum. Bazı oyuncular daha uzun, daha kısa süreler bile ya bunu daha hızlandırabilir miyiz, yavaşlatabilir miyiz gibi o rutinlerini devam ettirmek istiyorlar. Dediğim gibi özellikle genç oyuncular bunları daha iyi yapıyor. Biliyorsunuz yeni jenerasyon bu, sürekli bir şey izleniyor zaten. Yine geçmiş hazırlıktan devam ediyorum. Biraz ana ve geleceğe geçmek için zaman gerekecek. Biliyorsunuz Data Volley gibi bir yılların verdiği bir istatistik programı var. İçinde tonlarca bilgi var. İstediğinizi çekebilirsiniz. Burada belli bir standart oluşturmak çok önemli. Yine gerekli bilgiyi çekme artı oyuncuya aynı standardı aşağı yukarı sürekli verme gerekiyor. Çünkü oyuncularımızdan bizim kadar voleybolu bilmesini isteyemeyiz, bekleyemeyiz. Onların bizim kadar analiz yapmasını da bekleyemeyiz. Bizim yaptığımız büyük analizi bir özet şeklinde oyunculara sunmamız lazım. Bunun için buradan doğru bilgiyi çekiyor olmamız lazım. Burada kendi stilimizi yaratmamız lazım. Tabii Data Volley'de Data Volley'in yazıldığı yüz çok başarılı bir yüz değil. Çok geçmişte kaldı. Üzerinde herhangi bir oynama yapılamıyor. Aynı kalıpta analizler çıkıyor. Bunu nasıl çözdü birçok antrenör? Worksheet'ler yazarak çözdü. Kendi stiline uygun, kendi antrenörlük tarzına uygun worksheet'ler yazarak çözmeye çalıştılar. Ben açıkçası artık Data Volley'den yavaş yavaş voleybolun uzaklaştığını düşünüyorum. Hangi slide'dayım? Pardon. Artık yeni teknolojiler var. Örneğin biz takım olarak ne milli takımda ne kulüp takımımızda Data Volley kullanmıyoruz. Artık örneğin Volley Station kullanıyoruz. Bunu en başta söyleyeceğim konuya bağlamak isterim. Volley Station'ın startup'ı 4 tane gencecik istatistik tutan az çok voleybol oynamış Polonyalı insanlardır. Ben Polonya'da çalışırken arkadaşça gelip dünya kadar fikir almaya çalıştılar benden. Diğer tüm antrenörlere yaptıkları gibi. Bu startup şu an çok büyüdü. Amerika'dan işte bizim Türkiye'deki takımımıza, yurt dışındaki İtalyan takımlarından bütün Polonya Ligi'ne yayılmış bir program. Neden bu program daha iyi bana göre? Bu program HTML'ye yazılmış bir program. İstediğiniz şekilde format değiştirebilirsiniz. Kendinize yönelik customized yani müşteriye yönelik istatistikler çıkarabilirsiniz. Ve
özellikle kullanımı, arayüzü vesaire çok kolay bir program. En önemli özelliği şu, data voley'e bir kişi yazabiliyor. Voley Station'a iki kişi aynı veriye iki farklı bilgisayardan girebiliyor. Bizim maçlarımızda görmüşsünüzdür. İki istatistikçimiz var. Biri başka bir şey yazarken diğeri başka bir şey yazıyor. Yok benim bu kadar elemanım yok diyorsanız tek bir istatistikçi de yazabilir. Sizin bileceğiniz key'e gerek yok. Key kaybetmeyen istatistikçi yoktur. Bilmiyorum burada kaç istatistikçi var. Ben de dahil. Bu keyler kayboluyor. O yüzden artık kendimizi bu konuda yenilememiz lazım. Voley Station'ı beğenmiyorum diyorsanız İtalyan programları var. Ben birçok Polonyalı, İtalyan, dünyada Japon, Çin bir sürü istatistikçiyle çalıştım. Türkiye'deki istatistikçiler kadar iyi istatistikçiler görmedim. Ama biz kullanan taraftayız. Artık biz de böyle startuplar yapıp biz de programlar yazabilmeliyiz. Bunu yapabilecek kapasitede arkadaşlarımız var. Çok da para kazanırlar diye kişisel tavsiye vereyim. Maç analizi ana geldik şu anda. Data voley'in en büyük problemi geçmişle anı birleştiremiyor. Yani maç analizi yapıyorsunuz. Maç esnasında da yepyeni bir maçı yazmanız gerekiyor. Üzerine herhangi bir şey yazılamıyor eski birikimlerinizden. Ben Bench Connection'da yani analizi yapan istatistikçiyle baş antrenör arasındaki bağlantılardan bahsetmek isterim. Hala ne yazık ki kulaklık kullanan baş antrenörler görüyorum. Artık yani kulaklıkla konuşulabilecek yani şu kadar analizi vesaire bilgiyi kulaklıkla konuşmak yerine elinize bir basit bir iPad almanıza gerek yok. En ucuzundan bir tablet alın. Bunu direkt görebilirsiniz. Bir kulağınızdan olmayın. Bence oyuncumuzu iyi duymak, yardımcı antrenörümüzü iyi duymak, başka bir şeye odaklanmamak daha değerli diye düşünüyorum. Başka notlarıma bakıyorum bir şey unutmamak için. Dediğim gibi en önemli konu geçmişle anı birleştirmek oluyor. Bunu kendi stilimize göre yapmamız lazım. Genel olarak maç analizinden bahsedeceğim şeyler bunlar. Geleceğe gelmek istiyorum. Maç bitti. Olayı çözmemiz gerekiyor. Kazandık, kaybettik. Durum analizi yapmamız gerekiyor. Tabii bu çok farklı, çok geniş bir konu. Her antrenörün kendi stili olabilir. Anket yapmanın geçmişte de çok faydalı, gelecekte de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Oyunculardan geri bildirim almak çok kolay bir yöntem günümüzde. Bunun çok ciddi teknolojileri var. Örneğin biz kulüp olarak iki tane application tasarladık. Çok tabii pahalı uygulamalar, bunları yapmak zor. Bizim öyle bir bütçemiz yok, bizim topumuz bile yok diyorsanız hepimizin WhatsApp'ı var. WhatsApp'ta anket yapabilirsiniz, Google'da anket yapabilirsiniz. Bunlar hepsi ücretsiz uygulamalar. Bunlar yok, oyuncumun tableti yok, parası yok, telefonu bile yok diyorsanız kağıt var, kalem var. Oyuncu ismini yazmaz, soruları sorarsınız, geri toplarsınız. Ben gittiğim her takımda her oyuncuma fikirlerini sordum. İsmini yazıp ismini yazmadan görüşlerini dinlemek istedim. Çok faydasını gördüğümü düşünüyorum. Çünkü biz insan olarak birçok şeyi göremiyoruz. Antrenör olarak birçok hata yapıyoruz. Bu arada görüntüm donmuş olabilir, sesim geliyor mu? Geliyor hocam, gayet güzel gidiyor. Sesin akışı da güzel. Bir problem yok. Sorular var hocam. Soruları birazcık cevaplayalım mı? Yoksa bitirip ondan sonra mı devam edelim? Nasıl istersiniz? Zaten 2-3 slide var. Ondan sonra bütün sorulara tamam, cevap ver. Tamam, süper. Tamam. Yeni jenerasyon oyuncuların en iyi yaptığı şey yüz yüze olmadan iyi iletişim kurabilmek. Ben de kendimi artık yaşlı birisi olarak kabul ediyorum. Biz yüz yüze konuşmanın bir maharet olduğunu, iyi bir şey olduğunu, bence hala öyle bir şey, inanıyoruz, düşünüyoruz. Ama yeni jenerasyon işte elindeki telefonla bir mesaj atarken düşünmeyi, yüz yüze gelmeden doğru cümle kurmayı bizden daha iyi başarıyor. O yüzden oyuncularla konuşmak anket düzeninde, onların yazmalarını sağlamak,
onlara bir nefes vermek, es vermek iyi olabilir. Çünkü yüz yüze geldiğimizde biz ne olursa olsun birer otorite figürüyüz. Ve bizi karşılarında görüyorlar bazen, yanlarında değil. O yüzden onlara bu iletişim fırsatını vermekte fayda olduğunu düşünüyorum. Bir diğer teknolojik ürün diyeyim, YouTube gibi, Vimeo gibi, bunun gibi birçok, belki 10-15 tane program var bildiğim kadarıyla. Video editleyebilen programlar yapmakta fayda var. Bunu daha çok milli takımlarda veya işte altyapı Türkiye şampiyonalarında kullanabilir antrenörler. Çok zamanınız yok diğer maça hazırlık için. Bir maç oynamışsınız, ertesi gün bir tane daha maçınız var. Analizin belli bir kısmını bilgisayarınızda hazırlayıp 2 dakikalık bir video olarak oyuncunuza atarsanız, belki oyuncu video toplantısına geldiğinde birçok konuya aşinadır. Ama bunu yapabilmeniz için biraz edit bilmeniz, işte bilgisayar kullanabiliyor olmanız vesaire gerekli. Dediğim gibi yani bir basit WhatsApp grubu dahi çok fazla fayda sağlar. Kondisyonerler de vardır tabii aramızda. Onlarda da aynı şekilde gözlem yeteneği çok üst düzey. Aynen bizi antrenörler gibi. Bir oyuncunun patlayıcı kuvvetinin o gün çok iyi olduğunu, squat'ı iyi yaptığını, işte bench press'i iyi yaptığını vesaire söyleyen kondisyonerleri hepimiz duymuşuzdur ve bana göre doğru da söylüyorlar. Her gün çalıştıkları oyuncuları iyi biliyorlar. Buralarda bunları ölçen mekanizmalar artık çok fazla. İşte VMAX Pro'lar aynı şekilde hareket analizine girmek istemiyorum. Barbaros Hoca çok istemeyecek ama tracker'lar, bu tarz aletleri kullanmakta fayda var. Kondisyonerlerde artık bu tarz gelişimler çok fazla. Özellikle olayın içinde direnç, resistance olduğu için çok fazla bunu ölçebilen aletler var. Bunları da çok faydalı buluyorum. Bunlar da yalnız birçok ürün oldukça ucuz. Çok yani çekinmekte gerek yok. Bunlar kullanılabilir. Aynı şekilde bir oyuncunun hareketini ona izletirken çok kısa hareketler oluyor. Mesela bir smaç hareketi, yani çok kısa bir hareket. Bir pas, pasörün elinden antene gidene kadar saliseler geçiyor. Ve bunu oyuncuya sürekli izletmek biraz zor normal akışta. Bunun için Hoodle gibi, yine Vimeo kullanmak isterseniz, teknolojiler var, ileri geri sarabildiğiniz, hatta bütün iPhone'larda bile var çok basit çekimlerle. Bunları sadece Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da paylaşım yaparken kullanmak yerine oyuncuları izlerken de kullanabiliriz diyeyim. Tabii ki bazı çok ağır makineler var. Gencer hocam bir gün erkek milli takımıyla Japonya'ya gelmişti. Antrenmana katılma, bizim kadın milli takımın antrenmana katılma fırsatı oldu. O ünlü robotları da galiba bir şeyin arkasından görmüştü. Ona da söz veririz. Robot tasarımını, o ünlü blok robot tasarımını yapan Japonya'da kişiler sıradan öğrenciler ve bu onların bitirme teziydi. Buna okul gerçekten iyi bir projeyle gittikleri için sadece bütçe ayırıyor. Yani bu Japon Federasyonu'nun veya Japon kulüplerinin inanılmaz paralar harcayarak oluşturduğu bir robot teknolojisi değil. Bildiğimiz öğrencilerin üniversite fikriydi ve bunu hala geliştirerek kullanıyorlar şu anda. O ikinci sürümüyle ben çalışma fırsatı oldum robot blokla. Çok ağır bir makine aslında, kolay bir makine değil. Bu tarz şeyleri aslında bizim de yapabileceğimizi gösteren bir şey. Aynı şekilde top fırlatma makinesi çok pahalı bir ürün. Ama özellikle erkek takımlarında, A takım Süper Lig'de çalışan antrenörlerimize bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bilmiyorum, 2 gün önce, 3 gün önce yanılmıyorsam Dünya Şampiyonası finali vardı. 3 haneli hıza çıkmayan smaç servis yok. Pasörler dahil. Bunları normal bir antrenör koluyla veya bir oyuncu kasıyla sürekli oyuncuya vermek imkansız bir şey. Bunun için böyle teknolojiler gerekli, pahalı da olsa diye düşünüyorum. Daha basit teknolojiler var. Dirseklik bir teknoloji, dizlik bir teknoloji. Mesela bizim ülkemizde dirseklik kullanımı çok fazla yok. Ama artık dirseklik kullanan oyuncularda ona yönelik teknikler var. Bizim ülkemizde de var. Gizem Karadayı plonjon attığında stili farklı.
başka bir oyuncu atladığında farklı. Çünkü Gizem Karadayı'da sürekli dirseklik görürsünüz. Pardon, soyadı değişti, Gireşen şimdi. İsim vermeseydim keşke. Bu tarz teknolojiler aslında çok basit teknolojiler, kullanmamız gereken teknolojiler. Bizim bakış açımıza bağlı olarak değişir diyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınızı cevaplamaya hazırım. Hocam biz teşekkür ederiz. Çok mersi. Bir sürü de soru var. Ben bu teknoloji kullanımıyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi aslında biz de üretiyoruz. Gazi Üniversitesi'nde, Spor Bilimleri Fakültesi'nde Cengiz Hoca ile beraber çalışan bir grup var. Türkiye'de voleybol salonlarında ve futbolda kullanılan teknolojinin üretimi için gerçekten mühendislerle beraber güzel işler yapıyorlar. O kısım gerçekten güzel bir üretim için uğraşan voleybol içinden bir grup var. Bunun dışında biz en son Marmara Üniversitesi'nde siz öğrenci dediğiniz ve robot projesi dediğiniz için anlatıyorum. Bir bilişim teknolojileri bölümümüz var. Spor bilimleri fakültesinin içerisinde. En son Gencer Hoca ile beraber girdiğimiz bir yüksek lisans tezimde Boğaziçi Üniversitesi'nden bir bilgisayar mühendisi bizim üniversiteden bir hoca ile beraber maçları hatırlamıyorum, Gencer bana yardım eder belki mikrofonu açarsa. Yaklaşık 3 kamerayla alıyorlar ve akıllı zeka kullanarak istatistik programı olmaksızın sonuçları alıyorlar. Yani hani Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden voleybola ilgili bir çocuk Spor Bilimleri Fakültesi'nde yüksek lisansa geliyor. Buradaki problem çok uzun sürüyor. Video çekiminin rakamsal olarak akıllı zeka ile beraber kağıda indirilmesi. Ama hani bir çaba, bir çırpınma var. Ama sizin anlattığınız şeyin altını çizmek bir kez daha istiyorum. Bizim artık antrenörlerin ya da alan antrenörlerinin o robotların attığı ya da makinaların yaptığı şiddetlere ulaşmasının sürekli imkanı gerçekten yok. Bir şeylerin yapılması lazım. Çok soru var. Ben çok konuştum. Hemen sorulara geçiyorum. Ceyhun Hoca demiş ki antrenmanlarımda Kinexon kullanıyorum. Çok genç bir takımla çalışıyorum ama Kinexon kullandığım antrenmanlarda kafa olarak kontrol ediliyoruz düşüncesiyle kendilerini daha çok oyuncuların zorladıklarını gözlemliyorum. Peki bunları kullanamadığım antrenmanlarda verimi arttırmak için ne önerir Ferhat Hocam? Bir önerimiz var mı? Pardon, geliyor mu şimdi sesin? Gerçekten doğru. Oyuncular kendilerinin kontrol edildiğini hissettiklerinde kendilerini daha çok zorluyorlar. Yalnız belli bir süre sonra bunu her gün kullanıyorsanız unutuyorlar aslında. Yani Vert var, ben farklı davranayım, Kinexon var, farklı davranayım, biraz eksik kalıyor. Tabii burada ben bununla ilgili bir teknolojiyle alakalı değil ama antrenman bilimiyle alakalı bir kitap okurken şöyle bir şey okumuştum. Yazarı hatırlamıyorum ama eğer oyuncularınızdan beklediğiniz verimi alamıyorsanız alandan, çevreden bazı değişimler yaratmaya çalışın. Buna örnek olarak mesela eğer oyuncunun ayak hareketlerine yeterli önemi vermediğini düşünüyorsanız merdiven kullanımı da bir teknolojidir. Merdiven bir ip örneğin veya işte blok, bunda herkes de var. İşte servis atılır, hemen bir lastik çekilir anten arasına, fileye yakın atılsın diye. Bu da aslında bir teknolojidir. Çünkü bir gereç veya işte bazı antrenörler altyapılarda, bunu çok gözlemledim Türkiye'de, fileleri yükseltiyorlar. Önemli turnuvalar öncesi işte erkek filesinde smaç vur diyorlar. Bu da bir teknolojik değişimdir. Çünkü atmosferi değiştiriyorsunuz. Oyuncuyu farklı bir şeye zorluyorsunuz. Tabii ki burada bahsettiğim, bütün sunumda bahsettiğim şey antrenörün kendi stilini belirlemesi. Bununla alakalı çok uzun süre konuşulabilir diye düşünüyorum. Evet. Bir başka soru da antrenmanda istatistik programı kullanmadan görüntüyü 8-10 saniye geriden takip edebileceğimiz bir teknoloji var mı acaba? Bunu direkt yapan bildiğiniz bir kamera varsa paylaşabilir misiniz? Ben bulamadım. Yani araştırmanız güzel elbette ama hani bu internet zamanında Şöyle bir şey söyleyeyim. Herhangi bir kameradan, X bir kameradan zaten bir ekrana görüntü aldığınızda ister istemez canlı yayında bile
canlı yayında bile görüntü geç geliyor. Bunu kullanabilirsiniz, hiçbir problem yok. Örneğin maçlarda molalar olur. Ben Covid oldum. Maçlar Nova İtalya'ya gidememiştim Polonya'dayken. Yardımcı antrenör maç yönetiyor. Molaları dinleyip işte telefonla bilgi vermeye vesaire çalışıyorduk. Aradan bir dakika geçiyordu. Yani eğer öyle bir teknoloji yapamıyorsanız kamerayı çekersiniz, antrenmandan sonra izletirsiniz. Yani bilgiyi, datayı toplamak önemli. Datayı yönetemezseniz takım yönetemiyoruz değil mi hocam? Hocam merhaba, 360 derece kameralar ile 4D replay teknoloji kullanımı hakkında bilginiz var ise bizimle paylaşabilir misiniz diye sormuş Erdi hocam. Yok, belki Halil burada mı? Halil biliyor olabilir. Halil'e bakalım. Veya bilen birçok burada istatistik antrenörü vardır. Onlara söz verebiliriz. Eğer mesaj yazarlarsa onların mikrofonlarını açmak isteriz. Hemen başka soruya geçeyim onlar mesaj yazarlarken. Teknolojik anlamda ya da teknolojinin kullanımıyla bilişsel alanda neler yapılabilir? Buna da fokuslanmak gerekiyor. Çünkü hareket teknolojisi zaten ileri bir noktaya geldi. Yani hani teknolojiyle bilişsel anlamı birleştirebilir miyiz acaba üst düzey voleybolda diye sordu herhalde Şener Hoca. Bir sorudan çıkartabildiğim bu. Sanırım yorum gibi. Yani teknolojiyle sporcuların bilişsel kapasitesini geliştirebilir miyiz diye mi acaba sordu? Sanırım. Evet, sanırım geliştirebiliriz. Yani sonuçta görselliğe girdiği arttırdıktan sonra mutlaka beyindeki işlem hızlanacak ve ona göre de performansa az da olsa bir etkisi olacağını düşünüyorum ben hocam. Bilmiyorum siz bir şey söyler misiniz? Bunu da geçtik. Merhaba hocam, Ali Yılmaz sormuş. Analiz yaparken direkt karşı takıma mı odaklanırsınız yoksa kendi takımınızın yapabildiği kadarını mı analiz yaparsınız ve taktik bilgisini buna göre mi verirsiniz diyor. Tabii A takım, Süper Lig seviyesindeki takımlarda rakibe çok ciddi çalışmak gerekiyor. Ve her takımın olduğu gibi kendi takımımızda zaafları, güçlü yönleri var. Ben daha çok şöyle yapıyorum. Özellikle maç öncesinde rakibin analizini çok önemsiyorum fazlasıyla. Çünkü zaten kendi takımımız belli bir rutinde, özellikle hücum kısmında oynuyorlar. Daha çok kendimizle alakalı analizleri maç sonlarına bıraktığım oluyor. Bireysel olarak oyuncularla veya toplu olarak oyuncularla analiz ettiğimiz maçlar daha çok kendimize odaklı oluyor. Çünkü örneğin X takımla oynuyorsunuz. X takımla bir sonraki maçınız ikinci devrede 3-4 ay sonra oluyor. Onun için zamanınız var. Evet. Yani hani burada bir de şu var değil mi hocam? Siz bunca az bilgiyi aldınız, analiz ettiniz. Oyunculara bunları veriyorsunuz. Bu verdiklerinizi sahada uygulatıyorsunuz. Ondan sonra da maçta bunların o stres altında hani gösterilmesini bekliyorsunuz. Aslında girdisi çok fazla. Böyle işler özellikle antrenman ya da önemli maçlardan önceki teknoloji kullanımında sporculara bireysel olarak mı yaklaşıyorsunuz yoksa hani orta oyuncuları alıyorsunuz ya da işte pasörlerle ayrı mı konuşuyorsunuz ya da hani liberolarla mı? Hani benim merak ettiğim bu analizi tek tek mi oyuncularda paylaşıyorsunuz? Nedir durumunuz? Daha çok gruplara bölmekte fayda oluyor. Örneğin bir oyuncu servis karşılıyorsa bir orta oyuncunun, pasör çaprazının bunu çok izlemesine gerek yoktur. Yani karşı takımın servisçisinin nasıl servis attığı, ağırlıklı olarak nereye servis attığını izlemesine çok gerek yoktur. Ama aynı şekilde bunu bağlamak isterseniz bir stil olarak, servis atan takım aynı şekilde blok defans yapacaktır. Servis karşılayan oyuncuyla pasörünüzü aynı gruba alabilirsiniz. Çünkü servis karşılanır ve rakip hücum ediyordur. Siz de ona göre servis atan tarafın blok defans düzenini görürsünüz. Bunu pasör de izlemiş olur. Ona da fikir verebilirsiniz. Diğerine de fikir verebilirsiniz. Ya bu stilinize bağlı. Bireysel de konuşabilirsiniz. Çok oyuncuya, özellikle genç oyuncuya bireysel olarak kesinlikle yaklaşıyorum ben, kendi adıma söyleyeyim, maç öncesi. Ama bazı rutinleri, takım rutinlerini değiştirmiyorum. Özellikle
her maç öncesi 3'ten aşağı, 2'den aşağı, 3'ten aşağı video yaptığımı hatırlamıyorum yani. Kesinlikle çok fazla analiz yapıyorum. Maç anındaki analizi set arasında mı yapıyorsunuz yoksa oyun akarken müdahale ediyor musunuz? Teşekkürler demiş Emre Hoca. Oyun akarken kesinlikle fazlasıyla müdahale ediyoruz. Zaten işimiz o. Zaten yanlış kararlar, doğru kararlar da orada çıkıyor. Dediğim gibi burada anla geçmişi birleştirmek çok önemli. Belli bir analiz yapmışsınız ve maçta genelde çok farklı şeyler oluyor. Bunu değiştirebilmek çok önemli bir meziyet. Burada bütün bu analizler, bu analizi özetleyebilmek, bu gelen datayı doğru kullanabilmek çok önemli. Bununla ilgili çok çalışmamız da var aslında. Evet. Çünkü artık bu analiz ortaya çıktığından beri, yani sadece Türkiye anlamında söylemiyorum, hani antrenörlerin bir kısmı ölçüyor ve o ölçülenler orada kalıyor. Hani sahaya uygulaması o işin olmuyor. Hani ölçülenin sizin dediğiniz gibi seçilip kendi tarzınıza göre sahaya uygulanabiliyor olması aslında bunu daha işlevsel hale geliyor diye getiriyor diye düşünüyorum ben de. Evet, Adnan Başoğlu demiş ki dirsekliklerin rengi bile problem oluyor. Yani böyle bir beryasımız var. Hasan Hoca demiş ki hocam merhaba, maç esnasında yabancı oyuncudan istediğiniz verimi alamayınca sporcunuza nasıl bir tepki veriyorsunuz? Herhalde teknolojik nasıl bir tepki veriyorsunuz diye soracak, bilmiyorum bunu bağlamak için. Cevaplamak isterseniz, konuyla alakalı değil ama. Yani şöyle bir şey, ben hep yurt dışında çalışma fırsatım olduğu için bu konuda çok dikkatliyim. Şuna çok dikkat ediyorum. Hangi ülkeden bu sporcu? Nasıl bir ülkeden gelmiş? Nasıl bir eğitim almış? Yani Alman bir oyuncuyla Japon oyuncuya aynı yaklaşmak bana göre hiç doğru değil. Yani Rus bir oyuncuyla İtalyan bir oyuncuya aynı yaklaşmak hiçbir şekilde doğru değil. Ben mesela şuna inanmıyorum. Hep oyunculardan bu duyulur. İşte bana aynı yaklaşmıyorsunuz ama hocam. Yani diğer oyuncuya daha farklı yaklaşıyorsunuz. Bana göre doğrusu o. Çünkü her oyuncunun farklı bir yapısı, bireysel durumu var. Herkesin farklı bir anlayışı var. Onlara göre, nabza göre şerbet vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, hele şu sıralar takımlar Birleşmiş Milletler gibi farklı kültürler bambaşka sonuçları getiriyor. Evet, oyun anında yardımcı antrenör size bir direktif verdiğinde uygulama olasılığınız yüksek mi? Şimdi yardımcı antrenörün bir direktif verebildiği teknik direktörler var demek ki. Yoksa kendi düşüncenizi ve gözlemlerinizi mi uyguluyorsunuz? Emre Hoca demiş. Burada benim bütün yardımcılarım buradadır kulüpten. Yabancılar da dahil olmak üzere. Onlara da söz verebiliriz. Ben maç öncesi, maç sonrası, maç anında çok fazla soru soruyorum. Bazen fazla bile soruyorumdur ve çok fazla bilgi alıyorum. Yani bir kafada bir sürü karar vermemiz lazım. Buradan sürekli doğru karar çıkması imkansız. Bu kadar insan, staffımız bazen 14-15 kişiye çıkıyor. Bu kadar insan aynı maçı izliyorlar, aynı maçı analiz yapmışlar. Onların fikirleri çok değerli. Yardımcıma bağlı olarak değiştirdiğim çok fazla maç vardır. Maç önü, maç sonu ve maç anı. Onlara da sorabiliriz aslında. Süper. Evet, teknoloji kullanımıyla ilgili bir seminer yüz yüze istiyoruz. Yani hani teknoloji kullanımında Zoom'u kullanmak oldu ama elbette aletlerin kullanımıyla ilgili evet olabilir. Volumetrics programını hiç kullandınız mı? Kullandıysanız gerekli ya da yeterli buldunuz mu diye sormuş Adnan Hoca. Volumetrics programını çok iyi kullanıyorum. Eskiden daha iyiydi. Açıkçası Volumetrics'i kullandığım anlar daha çok transfer dönemleri oluyor. Çünkü Volumetrics eskiden daha düzgün bilgileri toparlıyordu. İstatistik kalitesi yüksekti. Şimdi çok düştü. Ama mesela Amerikan Kolej Ligi'nden bir oyuncu transfer etmek istiyorsanız YouTube'a girip highlight'ını izlerseniz çok hata yaptırır. Ülkemize çok Amerikan sporcu geliyor. Kolej ligleri örneğin Volumetrics'te bulabilirsiniz. Kötü liglerde uzak doğu maçlarını izleme şansımız var. Tabii ki çok maliyetli. Volumetrics yıllık ciddi bir maliyet, bize indirim yapmalarına rağmen ciddi bir maliyeti var. Eğer istatistikçiniz yoksa
öyle özel insanlarınız yoksa o paraya verilebilir ama onun yerine hemen hemen aynı paraya bir istatistikçiniz olabilir diye düşünüyorum yıllık. Evet, ben aslında bu soruyu soracaktım. Siz geçmiş, an ve gelecek diye böldünüz bu teknoloji kullanımını. Hani geçmişteki bu sporcunun istatistikleri de ya da yapılan ölçümlerine hani istatistikler belki ulaşılabiliyor ama hani o ölçümler ya da sakatlıklar herhalde yaptırdığınız sezon başındaki testlerle de bu sonuca gidiyorsunuz ve o geçmişi bu ana indirgiyorsunuz değil mi hocam? Tabii ki oyuncuların mesela rakip takımın analizini yaparken oyuncu çok yüksek ihtimalle hem milli takımda hem kulüpte oynuyor. Milli takımda oluşturduğu bir data var. Onu kullanıp kullanmamak sizin elinizde. Kulüpte oluşturduğu bir data var. Örneğin bir smaçörün belli pasörle datası farklı oluyor, başka pasörle farklı oluyor. Bunları dediğim gibi kendinize göre seçmeniz lazım. Zamanlamasını da seçmeniz lazım. Herhangi bir maç için ligden bahsediyorum kulüp bazında son 5-6 maçını rakibini her zaman kullanırım. Bize karşı oynadıkları maçı kesinlikle kullanırım. Bu şeyde fark etmeksizin yani Avrupa maçı olur, Türk maçı olur fark etmez. Emre Hocam bu soruyu ısrarla sormuş. Artık cevaplamamız gerekecek. Antrenmanlarınızda drilleri her antrenman değiştiriyor musunuz? Ya da hiç vazgeçmediğiniz drilleriniz var mı? Sürekli değişmeli mi sizce? Artık cevap verelim Emre Hocam. Bazı çok temel driller var. Her zaman iyi verim aldığınız çok basit driller var. Bunları her zaman kullanıyorum. Ben son yaklaşık eskiden kalıpları kullanarak devam ediyordum. Son yaklaşık 3-4 senedir hemen hemen her drilli 6'ya 6 drillden bahsediyorum. O haftaki hedefe göre yazmaya çalışıyorum. Zor bir şey oluyor. Bayağı bir zaman ayırıyorsunuz ama faydalı olduğu oluyor. Bazen de kötü oluyor. Çünkü çok önemli bir hedef maçınız var. Yeni bir drill denemek de riskli. Onun dengesini yakalamaya çalışıyorum. Açıkçası antrenmanda eğer aynı oyuncularla yıllardır çalışıyorsanız veya birkaç sezondur çalışıyorsanız drilleri ara sıra değiştirmekte, aynı sonucu veren farklı driller uygulamakta fayda var diye düşünüyorum. Eskiden benim için daha kolaydı. Yardımcı antrenörken, istatistikçiyken rakip takımların antrenmanlarını izleyebiliyordum. Şimdi insan biraz işte rakip antrenöre senin antrenmanını izleyebilir miyim diyemiyor. O yüzden daha çok böyle hani Instagram hesaplarından federasyonların işte izleyebildiğim antrenmanları öyle bir ortam varsa farklı yerlerden izleyip aslında en basit şeyi yapmaya çalışıyorum. Drill çalmaya çalışıyorum. Bütün antrenörlerin yaptığı gibi. Drill çalmak çok iyi bir masum bir hareket diye düşünüyorum. Hocam bu çalmak değil, bilgi paylaşımı. Çünkü bu devirde çok önemli. Yani düşünsenize eskiden gidip antrenman seyredip bu drilleri öğrenebilirken internet var. Ondan sonra hani ulaşılabilecek çok büyük şeyler var. Bir de aldığınız drilleri olduğu gibi uygulamadığımız sürece de sadece bilgiyi paylaşmış oluyoruz aslında. Kendimizi geliştiriyoruz. İzin verirseniz çok kısa bir şey söylemek istiyorum bu çeşitli drillerle ilgili. Antrenmanın zaten çeşitlilik ilkesi var. Hani ne kadar farklı drilli aynı amaç için bile olsa kullanırsak hani beyinden uyarılar farklı gidiyor. Uyarılar farklı gidince de hani maçın içerisinde farklı hareketlere verebileceğimiz tepkileri farklılaştırabiliyoruz aslında. Yani hani çeşitlilik sizin söylediğiniz gibi bence de iyi. Şimdi Ramazan Hocam'ın bir sorusu var. Hani siz dediniz ya hani hiçbir şey yapamıyorsak filenin boyutunu değiştirmek, hani yükseltmek de aslında bir teknolojiyi kullanmak oluyor. Ramazan Hoca da diyor ki hocalarım normalde kadınların file yüksekliği 2.24, bunu antrenmanlarda 2.30 yapsak acaba sıçrama ve smaç açısından bir faydası olur mu? Dediğim gibi ben bunu çok fazla yaptığımı söyleyemem. 1-2 antrenman eskiden denemiştim ama altyapıda ben bunu çok görüyorum. Sanırım yarışmaya yakın bir dönemde bunu belli bir süre yapmak fayda sağlayabilir mental olarak, fiziksel olarak. Yalnız ben kendi yaptırdığım, 1-2 kez yaptığımda bir antrenmanlarda bir problem görmüştüm. Özellikle smaç çalışması varsa kol tekniğini oyuncular çok değiştiriyorlar. Kol teknikleri devam etmiyor. Biraz doğal olmayan bir tekniğe doğru gidiyorlar ama uyardığınızda da bunu düzeltmeye
başlamışlardı en azından benim grubum. Bu tarz çalışmayla alakalı tecrübem bu kadar. Evet. Yani hani filenin yüksekliğini arttırdığımızda aslında antrenmanın yükünü de arttırdığımız hani o önemli bir ayrıntı sizin söylediğiniz gibi maçlardan önce. Aykut Hocam bir şey yazmış ama hani olay geçtiği için bu olaydan birazcık koptuk. Diğer bir soru Ali Hoca'dan gelmiş. Derbi maçlarından veya hedef maçlardan önce kaç kez toplantı yapıyorsunuz demiş. Dediğim gibi eğer zaman varsa şöyle de yaptığım çok oluyor. Artık mesela antrenman öncesi bir tane oyuncu, hedef oyuncu var. Antrenmana başlamadan önce özellikle o oyuncuya karşı bir düzen çalışmamız lazımsa 5-10 dakikalık videolar yaptığım bile oluyor. Ama esas ana menü videolarım en az 3 tane vardır hedef rakibe karşı. Geçtiği de çok fazla oluyor. Bir video toplantım da biraz sıkıcı olabilir ama 40 dakika vesaire sürüyor. Yani yaklaşık bir 2 saat en az analiz oyuncular izliyorlar. Tabii bunu da yapmak da çok ciddi bir zorluk ve başarı gerektiriyor aslında. Oyuncuları odaklamak oldukça zor. Bunu da çok fazla soru cevapla yapmaya çalışıyorum. Şamil Hocam bir serzenişte mi bulunmuş? Geçmiş yıllarda TVF teknolojinin işin içine girmesi için istatistik kullanımını zorunlu hale getirdi. Özellikle Süper Lig'de ve teknolojinin temin noktasında yardımcı oldu. Kulüplerimize tekrar federasyonumuz böyle bir kolaylık yapabilir mi? Hocam bu bence bir zorlamaydı, kolaylık değil ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani teknoloji kullanımı elbette her kulübün kendi ekonomik şartlarıyla da ilişkili. Ama siz ne düşünürsünüz hocam? Yani federasyonun bunu zorunlu tutmasıyla alakalı mı? Ya zaten şu anda özellikle uluslararası maçlarda yani istatistik tutmasanız score sheet yapmanız lazım. Yani bu datalara bir şekilde girmeniz lazım. Bunu da dünya federasyonları, FIVB ve özellikle SEF daha çok kulüplerin sırtına yüklüyor. Yani iş gücünü kulüplerden çıkarıyor. Başka da yöntem aslında yok gibi bir şey diye düşünüyorum. Özellikle DataVolley'in, Data Project'in Amerika'ya satılması sonucu Amerikan şirketine bu bilgilerin, dataların aslında sadece bizim federasyonlarımız tarafından kullanılmadığını ve aslında daha çok bahis şirketleri tarafından satın alındığını da bilmenizi isterim. O yüzden hala DataVolley vesaire gibi ürünler yenilenmeye gerek bile duymuyorlar. Çünkü o data alınıyor aslında. Bahis şirketlerini hiç düşünmemiştim. Çok ilginç. Hocam selamlar. Seminerle ilgili doküman ya da slaytı bize verecek misiniz? Bu böyle bir şey var. Yani hani not olmadan kendimizi iyi hissetmiyoruz herhalde. Ama biz Ferhat Hoca'dan izin aldık. Ferhat Hocam'ın izniyle bu kayıt alıyoruz semineri ve bu seminerin kaydını daha sonra Voleybol Federasyonu'nun internet sitesinden paylaşacağız. Ama yazılı bir dokümanımız yok. İsterseniz dönüp oradan tekrar seyretme şansını elde edeceksiniz. Serdar Hocam sormuş, nasıl ki bir yıllık plan ve buna bağlı olarak yapılan dönemleme bir gelişimi amaçlıyorsa, teknoloji kullanımında da bir dönemleme ve bir gelişim programı kapsamında mı değerlendirme yapıyorsunuz? Teşekkürler. Tabii ki veri girişi olan her türlü düzende sonucu ölçebiliyorsunuz. Hedef koymak daha kolay oluyor. Tabii bu hedefler illa şu maçı kazanmak, bu maçı kazanmak değil de bir oyuncunun bireysel gelişimi olabilir, fiziksel bir gelişimi olabilir veya istatistiksel bir gelişimi olabilir. Ve bunu ölçme, değerlendirme daha kolay olduğu için genelde ben kendi adıma teknolojik açıdan kullandığım hedefleri biraz daha uzun vadeli yapıyorum aslında diyebilirim. Yani hani siz zaten sunumun başında da söylediniz. Periyotlama ve dönemleme, mikro döngü, makro döngü için işte bu BERT'ten gelen dataları ve antrenman yükünü planlamak için kullandığınızı. Ama hani daha uzunlu da yaptığınız evet oluyor ki bu çok önemli. Evet. Hocam altyapılar için önerdiğiniz bir teknoloji kullanımı var mı diye sormuş Mübarek Hoca. Altyapılarda biz kendi adımıza bununla alakalı bir uygulama da geliştirdik aslında. Eczacıbaşı için konuşuyorum. Yaklaşık 2 sene aldı. Profesyonel
ekiplerden de destek aldık. Tabii burada en önemli konu oyuncuların verilerini işleme, ölçme. Her takımın, her antrenörün kendi yoğurt işi var, kendi ölçmek istedikleri şeyler var. Artı bunları depolamak gerekli ve paylaşmak gerekli. Bunda mesela maliyetiniz yüksek olmasın, paramız yok, ne application'ı diyorsanız çok basit Dropbox gibi basit paylaşımlar yapabilen gruplar arasında her türlü yüklemeyi oraya koyabileceğiniz basit programlar var aslında. Yani amaç neyi geliştirmeye çalıştığınız esas konu o. Ben en çok altyapıda şunu önemsiyorum. Oyuncuları kıyaslayabilmemiz lazım. A takım oyuncularıyla, altyapı oyuncularıyla ve altyapı oyuncularının mümkünse diğer altyapı oyuncularıyla kıyaslanabilmesi en önemli kriter. Dediğim gibi gözümüz çok değerli, çok şeyi anlatıyor bize ama bazen yanılıyor. Evet, hocam bu altyapı işi çok önemli, haklısınız aynen söylediğiniz gibi. Hani bir de yapılmış yayınlar da var yurt dışında. Mesela farklı ülkelerin, Sırbistan'ın, Hırvatistan'ın, Amerika'nın işte o dönemki U13, U23 ya da işte U18 takımındaki verileri veriyorlar size. Bu da neyi sağlıyor? Hani ya da U18, kendi oyuncularınızla karşılaştırma yapma şansını da sağlıyor. Hani kendi verilerinizi toplayıp kendi içinde karşılaştırıyorsunuz çocukların gelişimini elbette ya da diğer çocuklarla, ama bir de hani farklı ülkelerde yapılanları da karşılaştırmak hani belki hocama bir şey olabilir, bir farklılaşım olabilir diye düşünüyorum. Çok basit bir şey de söyleyeyim. İlla bir satın almanıza gerek yok. Bir FIV maçı izliyorsunuz. Üst düzey bir maç izliyorsunuz diyelim. Köşede oyuncunun yüksekliği yazıyor. O smaçta yüksekliği yazıyor. Benim şeyim yok, böyle bir teknolojim yok ama bir tane çubukla oyuncunuzun yüksekliğini ölçüp en azından bir kıyaslama yapabilirsiniz. Belki çok iyi bir kıyaslama olmayabilir ama en azından bir fikir verebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz yüksekliklerde, inanılmaz hızlarda smaçlar var. Altyapıda bunu izlemeden canlı olarak bazen hayal etmek güç olabilir diye düşünüyorum. Evet hocam, yani hani sizin söylediğiniz gibi sıçrama yüksekliği elbette çocukların boylarını ölçmek bile hani eczacıbaşı ya da hani sürekliliği olan kulüplerde daha sonra belli yaş gruplarında oyuncu seçerken hangi boyda oyunculara yönelik işler yapabileceğinize de size bilgisini veriyor. Hani her şey bilgi, her şey hakikaten. Yasin Hoca diyor ki TVF olarak sosyal medyayı diğer voleybol ülkelerine nazaran daha pasif kullanıyoruz. Kulüp bazında ve milli takım bazında çok fayda sağladığını ve faydalandığımızı düşünüyorum. Bu konuyla alakalı Ferhat Hocam ne söyler? Bu hani sosyal paylaşımlarla stretching ana bölüm gibi birçok drill öğrenebiliyoruz. Bu sosyal paylaşımlardan herhalde TVF olarak milli takımların antrenmanlarının ya da kulüp takımlarının paylaşılmasını istiyor hocalarımız galiba. Tabii bu çok etik bir konu, etikle bağlantılı bir konu. Ben örnek vereyim, Brezilya'nın Instagram hesabında, hikayelerinde veya postlarında hem kadın hem erkek takımlarının drill'lerini çok kısa hikaye olarak görüyorsunuz. O drill'in ne olduğunu aslında anlıyorsunuz. Ama bunu paylaşmak bir karardır. Bu büyük bir karardır. Sadece bir antrenörün veya ne bileyim bir takımın kararı değil. Bu komple bir ülkenin kararı aslında. O yüzden bu tercihe bir şey diyemiyorum. Nasıl yaklaşılması gerektiği de aslında çok açık değil. Yani doğru mu değil mi? Ben mesela antrenör olarak bütün drillerimin tek tek Instagram hikayesinde paylaşılmasını yaşasam nasıl karşılarım? Ben de emin değilim. Yani o yüzden çok doğru bir cevap verebileceğimi düşünmüyorum ben kendi adıma. Evet, yani diğer ülkelerin de, ben hani Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ediyorum. Kullanımları sizin söylediğiniz gibi kısıtlı. Yani olan tüm drilleri ya da tüm antrenmanları kullanmıyorlar. Sadece seçilen drilleri kullanıyorlar. Brezilya milli takımında da çok sevimli ısınma var ama futbolla ısınıyorlar. Gerçekten güzel driller paylaşıyorlar. Ama sizin söylediğiniz gibi her şey ne kadar etik ve ne kadar
antrenörün seçimi onunla ilişkili. Evet, Kerem Hoca da demiş ki Voley Station ve Data Voley'in harici kullandığınız yeni nesil bir analiz programınız var mı? Veya bize verim alabileceğimiz bir analiz programı önerir misiniz? Teşekkür ederiz. Aslında bunu aslında sunumda anlatmak istiyordum ama daha çok yeni bir şey. Biz kulüp olarak yeni bir analiz yaptık aslında. Bütün istediğimiz verileri bir araya getirerek maçı kazandıran belli şeylerin yani belli yüzdelere çıkıldığında belli maçları kazandığımıza yönelik verileri bir araya getirip bunu maç esnasında bize otomatik olarak bildiren bir sistem yarattık. Bunu kullandık. Playoff döneminden biraz önce başlamıştık. Bu gelişen bir şey. Bunun bir adı bile yok henüz. Ama bununla alakalı çok çalıştık. Çok da iyi faydasını görüyorum açıkçası ben antrenör olarak. Dediğim gibi biz artık sadece kullanan değil yaratan tarafta olmalıyız. Özellikle imkanı olan kulüpler. Bizim kulüplerimiz dünya kulüplerine oranla çok ciddi imkanları olan kulüpler. İnanılmaz oyuncu transferlerimiz var. Çok ciddi yatırımlarımız var. Bu bahsettiğim harcamalar devede kulak bence. Bir başka sorumuz. Challenge sistemi daha önce konuşmuş Polonya ile kıyaslamıştık. Ama çok farklı lig ve organizasyon gördü. Burada daha iyi neler olabilir diyor Adnan Hoca. Şimdi challenge konusu çok uzun bir konu. Türkiye'nin GDS sistemi başarılı bir sistem. Güzel bir sistem. Çok temel bir sistem. Belli şeylere bakıyor. Polonya'da aynen bahsettiğim Voley Station startup'ı gibi yanlış bilmiyorsam 6 tane challenge farklı şirket var. Bunlar özel şirketler ve ihale gibi işte ne bileyim Ziraat Bankası, Halkbank maçını ihaleyle alıyorlar ve bundan para kazanıyorlar. Bu da onları çok yukarı çekmiş rekabet olarak. Hepsinin farklı sistemi var. Polonya'daki federasyonun zorladığı konu her şeye challenge isteneyebiliyor olması. Voleybol sahada ne varsa aklınıza gelebilecek challenge istenebiliyor Polonya'da. Bunu ekrana vermiyorlar. Bu da bütün bu tartışmaları, taraftarların anlayamamasını vesaire kesen bir şey. Ben çok faydasını gördüğümü düşünüyorum. Ve açıkçası çok adil bir düzen. İşte süper challenge düzeninde hani rally devam ederken eğer hatalı bir karar varsa, antrenör olarak emin olmadığınız bir karar varsa onu kesmeniz mucizelere kalıyor. Yani kesemiyorsunuz oyunu. Ama Polonya'da en azından adil olarak rally ortasındaki challenge'i isteyebiliyorsunuz. Ve ben bunu çok başarılı buluyorum. Türkiye'de daha çok dünyada da kullanılan son action'lar, son aksiyonlar daha çok öncelikli, özellikle. Burada ne daha iyi olabilir? Dünyada, sadece Türkiye'de değil, bu LED sistemlerinde görüntüler biraz kötü geliyor. Ve çok ciddi tartışmalara sebep oluyor. Artık biz antrenörler olarak bunu biliyoruz ama seyirciler bunu hala kavrayamadılar. Belki bunu göstermeme veya daha küçük ekranlarda ilk challenge çıktığı zaman SEB Avrupa Şampiyonası'nda büyük televizyonlarda bize yakından gösteriyorlardı. Biz sahada görüyorduk ama taraftar görmüyordu örneğin. Bu tarz çözümler bulunabilir diye düşünüyorum. Ve her şeye challenge olsun artık. Pankekler, şeyler gerçekten antrenörü rahatlatan bir şey. Evet, bu challenge, bir challenge yaptık. Evet, oynanan maç sonrası o maçı takıma tekrar izletiyor musunuz demiş Metin Hoca. Kesinlikle izletiyorum. Bunu daha çok bireysel ve gruplar halinde yapıyorum. Çünkü oyuncunun sürekli bir sorusu, yorumu ve sizden beklediği bir yorum oluyor. Ve genelde bunu diğer oyuncularla çok paylaşmak istemiyorlar. Genelde oyuncular biliyorsunuz duygusal düşüncelerini, duygusal anlarını bu teknikle birleştirip sizle paylaşmak istiyorlar. O yüzden daha çok bireysel yapmaya çalışıyorum. Ama takım olarak çok kötü bir günümüzdeyizdir. Yani takımda elle tutulan herhangi bir oyun yoktur. Bu kesin takım videosuna girerler. Benim kendi adım söyleyeyim. Evet.
Çok faydalı bir seminer olduğunu düşünüyorum. Selda Hoca ve Ferhat Hoca'ya özellikle teşekkür ediyorum demiş. Erkek ameli takım teknik direktörümüz Nedim Özbey. Nedim Hocam, biz de sizin nezdinizde tüm erkek milli takımını kutluyoruz. Gerçekten çok güzel işler yaptınız. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Zafer Hocam şunu demiş: Sayın Hocam, sporcularınıza nasıl motivasyon teknikleri uyguluyorsunuz? Herhalde teknoloji kullanarak diye düşünüyorum. Teknoloji kullandığımız anlar oldu. Örneğin çok hedef, çok önemli maçlar öncesi soyunma odasına kadar taşıdığımız kısa videolarımız oldu. Buna çok kısa klipler diyebiliriz. Çok kısa izlenilebilecek farklı sporlardan alınmış kesitler de diyebiliriz. Bana göre bunu çok uğraşıyoruz. Salon giydirme, soyunma odası giydirme, bunlar birer teknoloji ürünü aslında. Uzun vadeli çok ciddi fark yaratan şeyler. Sahadaki DJ kullanımından ses düzenine, ışık kullanımından dans gösterisine kadar her şey oyuncuları motive ediyor aslında. Bu da tabii ki bütçeden bağımsız bir şey değil diyebilirim. Edris Hocam demiş ki, Vert'ten alınan bilgilerde mevkilere göre sıçrama sayılarını muhtemel ve ortalama olarak bir sayı verilirse, biz de antrenman planlamamızda bunu göz önünde bulundurabiliriz diyor Edris Hocam. Tabii ki bu kişiden kişiye çok değişir. Bahsetmiştim, antrenman düzeninden antrenman düzenine çok değişir. Ama genel olarak şöyle bir sıralama yapmakta fayda görüyorum. Orta oyuncuların ve pasör çaprazlarının sıçramaları her zaman takımda en yukarıda seviyede oluyor. Bunun altında daha çok benim en alta koyduğum ama aslında Vert sisteminde yanıltan veya bütün bu analiz sistemlerinde yanıltan pasör faktörü var. Pasörlerin küçük sıçramalarını sıçrama olarak saymamak gerektiğini düşünüyorum ben bireysel olarak. O yüzden o biraz yanıltıyor. Çok pasör sıçramasına bakmadan özellikle köşe oyuncusu, bir köşe oyuncusu, bir pasör çaprazı, bir orta oyuncunun analizi bile çok şey gösteriyor diye düşünüyorum. Bir de Vert, Kinexon gibi sistemlerin bir problemi var. Oyuncunun özellikle blokta yatay adımlarını bazen sıçrama olarak algıladığı anlar oluyor. Çünkü iki ayak kesiliyor. Bir ayak çok büyük bir adım atarken onun sıçrama olarak saydığı anlar oluyor. Bunu da düzelten bir düzeni de var aslında. Eğer application'a içine girdiğinizde her sıçramanın grafiğini görüyorsunuz. Örneğin bir servis drill'i yazdınız. Hemen orada sıçramalar düşüyor tek tek baktığınızda. İşte 6'ya 6 drill'de hemen yükselir. Bu tarz farklar önemli. Dediğim gibi bunu biraz kurcalamak gerekiyor. Maç ısınmalarında Vert rakamları pike vuruyor her zaman. Oyuncular heyecanla ısınıyorlar. Maç ısınmaları en iyi verileri verir örneğin. Servis hızı tabancasından bahsettik. Antrenmanda çok iyi servis atan oyuncuların hızı olarak maçta her zaman 5-6 puan hızı düşer. Bu tarz şeyler hep tecrübeyle kullandıkça oluyor. Hocam. Yani bir makale okumuştum, çok ilginçti. Japon oyuncuların maç içerisindeki sevinmek için yaptıkları sıçramaları kaydetmişler ayrıca. Hani bunlar da sonucu etkiliyor. Yani hani maçın içinde yapılan sıçramaların dışında hani sevinirken yapılan sıçramalar. Ama hani genelde bizim üniversitede öğrettiğimiz şeyi İdris Hoca'ya söyleyecek olursak, hani maçın içerisinde her bir oyuncu için yapılan sıçramanın 2 ile çarpılıp bir haftalık mikro döngü sayısına bölüştürülmesi de antrenman yükünün hani farklı seviyelerde ve farklı oyuncular için planlanmasında kullanılan hani kolay da bir yöntem olarak kullanılıyor. Eski öğrencilerim varmış burada. Bizi görmek mutlu etmiş onları. Ben de sizi gördüğümde mutlu oluyorum. Ama sayıca çok fazlalaşıyorsunuz. Bu da beni biraz ürkütüyor. Evet, hocam, altyapıdaki sporcuların, yetişkin sporcuların antrenmanlarına sürekli katılımı sizce doğru mu? Yoksa ara sıra gerektiği zamanlarda mı katılmaları sağlanmalı? Yetişkinlerin tecrübelerinden faydalanmaları açısından nasıl yapabilirsiniz? Sizler bu konuda ne yapıyorsunuz diye sormuş hocam. Katılım, yani antrenmana katılım mı, izleme mi?
Yetişkin oyuncunun sürekli katılım herhalde hocam. Hani böyle perşe gösteren, gelecek vadeden genç sporcuların herhalde A takımla beraber antrenman yapmalarından haftanın belli zamanlarında ben bunu özellikle hocam. Zorlayan bir antrenörüm. Bazı antrenörler buna katılmayabilir ama altyapı sporcuları A takımla ne kadar iç içe olursa o kadar gelişimleri yukarıda oluyor. Aynen bizim söylediğimiz gibi hayal edemedikleri yüksekliklere, fiziksel güce direnç göstermek zorunda kalıyorlar. Yani çok genç bir libero Boşkoviç'in smacına defans yapmak yerine altyapıdaki takım arkadaşının smacına defans yapmaya daha çok meyilli ise burada o kadar gelişim olmayabilir diye düşünüyorum. Tabii burada şöyle bir de denge var. Altyapı sporcusu bunu kaldırabiliyor mu? Çünkü A takımda ciddi bir baskı var. Özellikle üst düzey takımlarda. Bunu yapamayacak sporcularda oluyor açıkçası. Bunu oyuncu tabii antrenör olarak biz oyuncularımızı biliyoruz. Doğru seçimde bence kesinlikle A takım antrenmanına katılmalılar. Maçlarına katılmalılar mümkün olduğunca. İnsan iğne yanında iyi oluyor değil mi hocam? Şimdi Ahmet Hoca demiş ki hocam oyuncumun yurt dışı deneyimi, oynama süresindeki artış ile gelişimi ve popülaritesini artırması sonucunda yapacağı transfer ve kariyer sıçraması yaşaması durumu hakkındaki düşünceniz nedir? Örneğin yeni oyuncumuz Yaprak. Yaprak özelinde cevap verebilirim. Bana göre Yaprak yurt dışında çok ciddi bir deneyim kazandı. Ben Polonya Ligi'nde antrenörlük yapmış birisi olarak söylüyorum. Çok yakın takımlara karşı, birbirine karşı çok önemli maçlarda, önemli müsabakalara çıktı. Ben Yaprak'ın gelişimini çok uzun süredir takip ediyorum. Altyapılardan beri en büyük kademeyi burada yaşadığını gözlemledim. Bunu tabii kanıtlayacak elimde bir şey yok ama gözlemimi söylüyorum. Şu anda çalışıyoruz zaten. Böyle tecrübeler, yurt dışında çalışma tecrübeleri oyuncu olarak gerçekten insanın ufkunu açıyor. Belki oyun aynı, voleybol aynı, belki bazen daha düşük seviyede. Ama hayatta kattıkları şeyler çok daha büyük oluyor diye düşünüyorum. Süper. Hocam bu da son sorumuz. Aa, yok, sürekli geliyor. Ama hemen birazcık uzun da okumaya çalışayım. Biraz büyük bir proje gibi görülebilir ama her ilde özellikle altyapılarda ve hedef yaş gruplarında resmi maçların yapıldığı salonlar belli. TVF olarak gerekirse Gençlik Spor Bakanlığı destekli federasyonun görevlendirmeler ve sistemler kurularak belli olan salonlarda en azından bütün altyapı maçlarında analizler yapılarak sporcularımıza hem hedef kazandırılıp hem de gelişmelerine katkıda sağlanıp hem de izlenebilirlik sağlanamaz mı? Üstelik tüm antrenörlere ve milli takımlara da katkısı olur demiş Uğur Hoca. Ben kesinlikle katılıyorum. Buna yakın çalışmalarımız da var. İşte Ankara, Başkent, Burhan Felek bunlar hep herkesin bir araya geldiği altyapı A takım dahil olmak üzere ortamlar. Tabii bunu üniversitelerle iç içe getirebilmek çok ciddi fayda sağlar. İşte Amerikan eğitim kültürünün, Japon eğitim kültürünün bu noktalara gelmesinin belki de en önemli sebebi bu olabilir. Sporla eğitimi çok ciddi seviyede bir araya getirebilmek ama bu sadece bizim voleybol ailesi olarak yapabileceğimiz bir şey değil. Bu komple ülkemizin yakalaması gereken bir şey. Çok kolay bir şey değil. Biz daha çok kulüplere bağlı ve federasyonlara bağlı bir ülkeyiz. Başka ülkeler bunu okullarla birleştirmişler. Japon altyapı sisteminde kulüpler yok örneğin. Bütün oyuncular okullardan çıkıyorlar. Sanırım Amerikan sisteminde de aynı şekilde gidiyor, okullardan geliyor. Güzel sohbetleriniz için teşekkür ediyorlar hocam. Çetin hocam diyor ki, antrenman süresi olarak yoğunluğu yüksek, kısa süreli mi? Yoksa yoğunluğu düşük, süresi uzun antrenmanları mı tercih ediyorsunuz? Duruma göre bu çok değişiyor. Örneğin hedef maç öncesi, bir gün öncesinden bahsediyorum. Antrenmanımızın süresini genelde kısaltırım, kısa tutarım. Ama mesela hedef maçtan 3 gün önceki antrenmanım kesinlikle yüksek tempolu
daha uzun antrenmanlar olur. Aynı şekilde bunu yaz-kış olarak da bölebilirsiniz. Hazırlık döneminde antrenmanları mümkün olan en uzun noktaya ulaştırmaya çalışıyorum. Kışın da bunu yorgunluk durumuna, seyahat durumuna göre kısaltıyorum. Daha çok antrenman yöntemi olarak söyleyeyim. Ben yoğun antrenmanları seven bir antrenörüm. Yani böyle durağan antrenmanlar, yavaş, oyuncunun çok dinlendiği, sıra beklediği. Mesela voleybolda en büyük problem antrenmanlarda oyuncuların sıra beklediği drillerdir. Sürekli böyle ekmek kuyruğunda driller varsa antrenmanımızda kendimize bir soru sorabiliriz. Acaba neyi yanlış yapıyorum? Bu oyuncular niye ekmek kuyruğunda sürekli diye düşünüyorum. Ekmek kuyruğu metaforundan sonra hocalarımızdan bir tanesi demiş ki biz voleybol ülkesiyiz sloganı çok güzel bir slogan. Siz olsanız metafor olarak voleybolu nasıl tanımlarsınız? Herhalde Türkiye'deki voleybol diyor. Sizce voleybol nedir? Bu biraz teknolojinin ötesine geçtik ama bilmiyorum, cevaplamak ister misiniz? Ya böyle şeyler işte daha ben daha da küçük çocukken işte bu dev adam, 12 dev adamlar vesaire. Bunlar hep aslında ülkenin çıkardığı, doğaçlama çıkan şeyler. Çok tadında şeyler. Biz voleybol ülkesiyiz de çok güzel zamanda, çok güzel şekilde çıktı. Bence bunu çok diri tutmalıyız. Ben bazen sosyal medyada falan okuyorum işte nasıl biz voleybol ülkesiyiz, buna yenildik, şuna yenildik. Ya biz gerçekten voleybol ülkesiyiz. Ben sanırım 6 farklı ülkede çalıştım. En iyi voleybol ülkesi biziz. Oynamadığımız maç yok. Her yerde maç yaptık. En iyi voleybol ülkesi biziz. Bunu da hiç kabul etmemekte hata görüyorum açıkçası. Çok güzel. Evet, isterseniz son iki soruyu alalım. Biliyorum sizi baydık ama iki tane sorumuz var. Merhaba, öncelikle teşekkürler. Vert verilerini detaylandırmak için başka bir bilgisayar programı kullanıyor musunuz? Smaçörün farklı hızdaki paslara vuruş yüksekliklerini ayrıştırabiliyor musunuz? Yüksek topa atak sıçrama yüksekliği ortalaması, çabuk pasa atak sıçrama yüksekliği ortalaması gibi diye sormuş Ataman Hoca. Ataman Hocama selamlar. Kolay gelsin. Yüksek topa hücum yüksekliği kesinlikle değişiyor. Artıyor. Yüksek top geldiğinde oyuncunun sıçrama zamanı daha fazla, girişi daha fazla, daha güçlü. İşte lunge squat'ı daha fazla basıyor vesaire. Kolunu daha fazla çekiyor. Aynısı blok için de geçerli. Rakip blokçu da daha fazla zamanla bloğa geliyor. Muhtemelen onun da blok yüksekliği artıyordur. Bu yüksek topla alakalıydı. Bir şey daha sormuştu. Neydi? Çabuk pasa atak sıçraması yüksekliği ortalaması gibi. Ataman Hocam, bu bahsettiğim grafiğin, bu sütun grafikleri var Vert sisteminde. Tabii bundan şey kullanmak lazım yalnız. Vert Pro lazım. Biraz daha maliyetli application'ı kullanmak lazım. Orada bütün smaç yüksekliklerini tek tek görüyorsunuz. Hatta düştüğünde oyuncunun vücuda gelen load'u da, yani ne kadar yıprandığını da aşağı yukarı görüyorsunuz. Çok farklı veriler çıkıyor. Onu açıp tek tek aşağı yukarı saatle bakmak lazım. Yani çabuk top oynadı. Bu arada yüksekliği şuydu. Yüksek top oynadı. Yani buna ayrı bir şeyim yok açıkçası. Ayrı bir sistem düşünmemiştim. Aslında güzel bir fikir. Ama şunu da biliyorum, bunu konuşmuştuk biz Vert, bize satan ekiple. Vert'in verilerini başka bir veriyle birleştirebiliyor muyuz? Örneğin öldürdüğü topları, voley station'daki, ama onların telif hakları var. O dataları satmıyorlar. Bir de KYK, işte bu kişisel verilerin kullanımı vesaire gibi birçok konular var. Oradan veri çekme olmadığını biliyorum. Henüz. Bu son soru olsun hocam. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak maçlarınızı Anadolu'da yapmak gibi bir düşünceniz var mı? Altyapı sporcularının büyük takımları Anadolu'da tribünde görmeleri burada voleybolda daha da fazla gelişim sağlayacağını düşünüyorum. Çocukların TV'de gördüğü yıldızları sahada görmeleri, resim çekmeleri çok farklı olacaktır. Bilmiyorum nasıl bir şey bunun cevabı. Sesiniz kesildi. Genel bir cevap verebilirim. Tabii bu çok yönetimsel bir konu. Komple bir spor kulübünün değil, hatta bir holdingin konusu. Diğer kulüpler için geçerli. Bunun sadece kendi adıma buna cevap vermek doğru değil.
Ama genel olarak şöyle söyleyeyim, özellikle son yıllarda Anadolu'da hemen hemen her bölgede iyi Süper Lig takımları var. Biz İç Anadolu'ya gidiyoruz, Ege'ye gidiyoruz. İstanbul'da sayı çok arttı. Umarım bu biraz daha fazla yayılır. Bir de bu maç yerleri seçimi sadece kulüplerin alabildiği şeyler değil, aynı zamanda federasyonların da desteği kararı gerekiyor. Neden olmasın? Biz her yerde özellikle bu Gelediyesi Maç, Eczacıbaşı Spor Okulları'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Umarım böyle fırsatlar daha fazla olur. En çok ben mutlu oluyorum. Özellikle Anadolu'da oynadığımızda çok iyi taraftar geliyor, çok iyi izleyici geliyor. Ne güzel söylediniz. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Çok uzun zaman oldu. Epeydir konuşuyoruz. Bence çok da verimli oldu. Hani bu kadar koşuşturmacanızın arasında hem kulüp takımı hem Hırvatistan milli takımı bize bunca zamanı ayırdınız. Çok çok teşekkür ederiz. Bir kapanma ya da kapatma cümleniz varsa lütfen onu alalım. Ve ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım. Vallahi bir hata ettiysem, sürçülisan ettiysem affola, kendi bildiklerimi anlatmaya çalıştım söyleşi şeklinde. Umarım faydası olmuştur. Hep yüz yüze karşılaşıyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz, küçük bir aileyiz. Sizleri burada bir arada görmek çok güzel. Umarım hep beraber ülke olarak çok başarılı yıllar geçiririz. Bundan hepimiz mutlu oluyoruz. Emeklerinize sağlık, voleybola verdiğiniz her şey için. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz ve şahane, hayırlı bir sezon diliyoruz tüm antrenörlere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.